Herkese, değerli misafirlerimiz, konut sektörünün değerli paydaşları, Konut Konferansı 2011'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün son 15 yıldır Türkiye'de gayrimenkul sektörünü tetikleyen, ekonominin dinamosu inşaat sektörünün kalbinde yer alan konut olgusunu her boyutuyla tartışmaya açmak için bu yıl ikinci kez düzenlediğimiz konut konferansında bir araya geldik. İlki geçen yıl kalite temasıyla düzenlenen ve Türkiye'de konutun bugünü ve geleceğini bir tam gün boyunca her yönüyle kapsamlı bir biçimde ele alan konut konferansı, bu yıl sürdürülebilir büyüme temasıyla konut sektöründe alternatif çözümler, kentsel dönüşüm, A+ konut geliştirme, değerleme, karlı ve toplum odaklı konutlara odaklanacak. Konut Konferansı 2011, Türkiye'den ve dünyadan konusunda uzman değerli konuk ve konuşmacıların katkılarıyla gerçekleşiyor. Konut Konferansı 2011'e yaptığı her işte enlere ulaşma başarısı gösteren, konforlu yaşam ile iyi yatırım fırsatını buluşturan, akademiye konut projelerinin sahibi, Four Seasons Bosphorus ve Four Seasons Sultanahmet Otellerinin yatırımcısı Astay Gayrimenkul ile, sadece Türkiye'de değil, dünyada da Ankastra ürünler pazarının lideri Siemens Ev Aletleri ana sponsor, Autodesk ise sponsor olarak destek veriyorlar. Konut Konferansı 2011, Gyoder, Lidebir ve Ulu Türkiye tarafından ise kurumsal olarak destekleniyor. Huzurlarınızda değerli konuşmacılarımıza ve destekçilerimize, sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Konut Konferansı 2011'in ilk açılış konuşmasını yapmak üzere Yapı Endüstri Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doğan Hasol'u kürsüye davet ediyorum. Günaydın. Sayın TOKİ Başkan Yardımcımız, Sayın Gyoder Başkanı, çok değerli konuklar, gayrimenkul sektörünün önemli temsilcileri, hoş geldiniz. Bizim için bilgi çok önemli. Yapı Endüstri Merkezi 43 yıldan beri bilginin peşinde koşuyor. Bu da yine Yapı Endüstri Merkezi'nin bilgi anlayışı çerçevesinde düzenlenen bir toplantı. Burada bilgiyi paylaşacağız. Yapı Endüstri Merkezi kurulduğu zaman sanayi çağını yaşıyorduk. Bugün bilgi çağına geldik. Bilgi çok önemli. Dünyanın bugün en zengin insanlarının bilgiden zengin olduğunu düşünürsek bilginin önemini bir kez daha kavramış oluruz. Eskiden petrol zenginleri vardı, bugün bilgi zenginleri var. Dolayısıyla bilgi çok önemli. Bir iki sözde, çok uzun tutmadan, konutla ilgili bir mimar olarak, sıradan bir mimar olarak düşüncelerimi arz etmek istiyorum. Sayısal olarak şu anda durumumuz kötü değil. İyi bir üretimimiz var. Teknoloji sorunlarını aştık, yapı malzemesi sorunlarını aştık ve kaliteli konutlar üretmeye başladık. Zaten kalitesiz konutlar üretmenin bedelini 1999 yılında çok kötü bir şekilde ödemiştik. O zamandan bu yana sayısal olarak durum fena değil. Gecekondu önlendi. Bunda TOKİ'nin de çok büyük bir payı olduğunu düşünüyorum. Yalnız ne var ki, bütün yaptıklarımızda, yine bir mimar olarak parantez içinde söylüyorum, mimari kalite tartışılır. Mimariyi hep ihmal ettik. Hani eskiden doğruya güzele derdik, önce doğru olmasının peşinde koşardık, güzel sonradan gelirdi. Aslında doğruyla güzel iç içe, bizim bunları kaynaştırmamız gerekiyor. Bugün karşılaştığımız durum şudur, çok yoğun yapılaşma var. Özellikle kentlerde arsa azaldı. Arsa azalınca ya binaları sıkıştırıyoruz ya üst üste koyuyoruz. Yani düşeyde arsa üretmeye başladık yahut yoğunlaştırarak arsa üretmeye başladık. Bu yaptığımız işin doğru olduğunu ben pek düşünmüyorum. İstanbul örnek bir azman kent haline geldi. Megapol falan değil artık, bir azman kenttir İstanbul. İstanbul'u daha da yoğunlaştıracak her türlü girişimden kaçınmamız gerekiyor.
İstanbul için akıllı projeler üretmek zorundayız diye düşünüyorum. Övünüyoruz, Avrupa'nın en yüksek binasını biz yaptık. Avrupa yüksek bina yapmıyor ki. Kimle yarışıyoruz? Böyle bir şey yok. Avrupa'nın böyle bir iddiası yok. Yapmak istemiyor zaten. Tarihi kentlerini korumak istiyor. İşte İstanbul'un Suriçi Yarımadası'nın bile bugün karşı karşıya olduğu tehlikelere bakarsak ne durumda olduğumuzu daha açık seçik görürüz. Toprak giderek tükeniyor, bunu biliyoruz ama her şeyin gelip büyük şehirlerimize yığılması şart değil. Onun dışında mimari eksikliğine bir de ideolojik yaklaşımlar ekleniyor. İşte Selçuklu tarzı, Osmanlı tarzı yapılar yapalım deniyor. Sanat ve mimarlık ne zaman bunalıma düşerse dönüp geriye bakar. Eski formları taklit etmekle medet umar. Böyle bir şey söz konusu değil. Eski formları taklit ederek hiçbir şey yaratamazsınız. Bütün sanatlarda olduğu gibi mimarlıkta da ileriye dönük yenilikler yapmak esastır. Yeni bir şey söylemek esastır mimarlıkta. Yoksa Selçuk mimarisinden apartmanlarımız için medet ummak çok anlamlı görünmüyor. Bir de dar çerçevede yerleşmelerimize bakalım. Güvenlik adına kapalı yerleşmeler yapıyoruz. Tıpkı Güney Amerika'da olduğu gibi. Ben 10 gün önce Lyon'daydım. Lyon'da yapılanları gördüm. Mimari kaliteleri tartışılır ama hiçbirisi kapalı mahalleler değil. Dönüşüm projeleri yapılıyor. Hiçbirisi kapalı değil. Bugün biz de maalesef kapalı yerler üretiyoruz. Yani girişinde kimlik sorulan kimliksiz yapılar üretiyoruz. Bu bence iyi bir gidiş değil. Ayrıca kentsel dönüşümde de sosyal boyutu mutlaka göz önünde tutmak zorundayız diye düşünüyorum. Bunları hatta bütün bu söylediklerim Yapı Endüstri Merkezi'nin yöneticilerinden biri olarak değil, sıradan bir mimar olarak. Lütfen bunları bu şekilde dinleyiniz. Bir de son bir şey, özellikle gayrimenkul sektörünün değerli temsilcilerinin burada olduklarını bilerek bunu dile getirmek istiyorum. Bu yerleşme adlarından, site adlarında İngilizceden kaçın. Daha doğrusu o zaten İngilizce değil, Tarzanca ama Türkçeyi kullanalım, Türkçe bizim dilimiz. Anlarım, bir zamanlar işte getirilen kaliteyi ifade etmek için yabancı dillerden de medet umduk. Onların yardımıyla bir şeyler anlatmak istedik. İşte modern siteler yapıyoruz, çağdaş siteler yapıyoruz demek için İngilizceye başvurduk. İşte şey de var mesela, Cihangir'de ben gördüm, Köfteland var, Kebap House var. Buna benzemesin, ne olur site adlarında Türkçeyi koruyalım. Yalvarıyorum size bunun için. Çok teşekkür ederim. Sayın Doğan Hasol'a teşekkür ediyoruz. Şimdi diğer bir açılış konuşmamızı yapmak üzere GÜYODER Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Işık Gökkaya'yı kürsüye davet ediyorum. Sayın TOKİ Başkan Yardımcım, değerli büyüğümüz, sektörümüzün duayeni Sayın YEM Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Bey ve sektörümüzün değerli yöneticileri, hepinize hoş geldiniz diyorum ve YEM'e, Yapı Endüstri Merkezi'ne bir kere daha teşekkür ediyorum. Sektörümüz için hakikaten büyük bir çaba göstererek ve bütün paydaşları bir arada tutarak önemli konulara değiniyorlar. Ve bu arada biraz dernek olarak gıpta ettiğimizi de söyleyeyim, kıskandığımızı değil. Bir araştırma yaptık. Yapı Endüstri Merkezi'nin hakikaten sektörde çok farklı bir konumda olduğunu da gördük. Bu bize hakikaten bir hem teşvik edici oldu hem de gıpta ettiğimiz bir olay oldu. Şimdi günümüze gelirsek gayrimenkul sektörü ve Türk ekonomisi 2011'de iki çeyrekte de beklenti üzerinde bir büyüme gösterdi. %8 Türkiye ekonomisi büyürken sektörümüz 13.2 büyüdü. Bu gayrimenkul sektörünün
çok önemli bir yol kat ettiğinin göstergesiydi. Zaten 2010 yılında alınan yapı ruhsatı rakamı 817.000'di ki bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir rekordu. Bu da bize sektörün çok ciddi bir canlanma içinde olduğunu gösteriyordu. Hatta ikinci çeyrekte yapılan harcamalar inşaat sektörü içinde %19.7 oranında büyüyerek 31.2 milyar TL'ye ulaştı. Fakat buradaki en önemli unsur da şu, ilk defa gene Cumhuriyet tarihinde bu harcamalarının 19.8 milyar TL'si özel sektör tarafından yapıldı. Yani özel sektör kamu sektörünün harcamasını geçmiş oldu. Bu da özel sektörün çok ciddi anlamda büyüdüğünün ifadesi. Tabii yeni arzlar var. Sektörde önemli son dönemde herkesin sorduğu, ya bu kadar reklam var, çok ciddi bir arz var. Yok, kesinlikle öyle bir şey yok. Türkiye'nin ihtiyacına paralel oranda bir arz söz konusu değil. Ki biz GİODER olarak yaptığımız markalı yeni konut fiyat endeksine baktığımızda stok erime hızının ortalama aylık %5'lerde olduğunu görüyoruz. Yani proje gelişmelerindeki oluşan stok 20 ay hiç yeni bir arz olmazsa erimiş olacak. Bu da çok net gösteriyor ki çok böyle gazetelerdeki reklamlar düzeyinde insanları tedirgin edici bir arz veya bir korku oluşturacak bir şey yok. Tam tersine Türkiye'deki bizim gene yaptığımız araştırmada 10 yılda 6 milyon konuta ihtiyaç var. Yani konut stoğumuzun zaten %45'i ömrünü yitirmiş ve yıpranmış vaziyette. Türkiye'de son dönemde lüks konut ve markalı konut oluşmaya başladı. Ve tüketicilerin çoğu artık markalı konutlara yönlenmeye başladı. Yani artık biz mimari projesine, sosyal donatılarına, satış sonrası desteğine ve projedeki aldıktan sonra da müşteri memnuniyeti artık çok ön plana çıkmaya başladı. Bu da proje geliştiricilerinin önemli hedeflerinin arasına girmeye başladı. Bu da sektörümüzde tesis yönetimi, bunun gibi değerleme yöntemi gibi birçok yeni alt başlıkların açılmasına da sebep oldu. Bununla birlikte sektörümüzde en önemli olan şey sermaye yetersizliği. Bunun için de Türkiye'ye yabancı sermaye girişi için en önemli unsur olan mütekabiyet yasasıydı. Bu mütekabiyet yasası da yeni Sayın Bakanımız Erdoğan Bey'in girişimiyle bunun düzeltilmesi gerektiğini ifade etti ve yeni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunu kaldıracaktır. Bu bizim için çok çok önemli. Niye çok önemli? Türkiye'ye 2005-2008 arası ortalama 3 milyar dolar yabancı sermaye girişi oldu. 2009'da bu 1.8 milyar dolara indi. 2010'da da 2.5 milyar dolar. Mütekabiliyet nedir? Karşılık esası. Yani bir Türk vatandaşının hangi yabancı ülkede konut alabiliyorsa o ülkenin vatandaşı da Türkiye'den konut alabiliyor. Bu da tabii ki çok önemli bir potansiyel olan Körfez ülkeleri, Türkiye Cumhuriyetleri ve Rusya'yı kapsıyor. Bu da Türkiye'ye yabancı sermaye girişini engellemiş oluyor. İnşallah bunu yeni bakanımız sektörümüzde iyi bildiği için bu konuya önemli katkı sağlayacaktır. Öbür taraftan finansal olarak baktığımızda da konut kredileri Türkiye'de çok ciddi bir şekilde büyüdü. Yani 2004'ten itibaren, 2004-2005'tir aslında çok yoğun konut satışlarının başladığı dönem, %33 büyüme gösterdi. 99'da 100 milyon dolar olan konut kredi stoğu bugün itibariyle 72.1 milyar TL'ye ulaştı. Bu da çok önemli bir bizim için, konut üreticileri için, gayrimenkul sektörü için önemli bir enstrüman. Çünkü Türkiye'de maalesef tasarruf oranımız çok düşük. Kişi başına düşen tasarruf oranı %17. Tasarrufu olmayan kişi de maalesef konut alamıyor.
Onun için konut kredilerinin ciddi anlamda tabana inmesi lazım, yayılması lazım. Bunun için de biz GİÖDER olarak Sermaye Piyasası Kurulu, TOKİ ve Bankalar Birliği ile oturup ikincil piyasaların kurulması için çalışma yapıyoruz. İkincil piyasalar nedir? Yaptığınız konut kredilerinin menkulleştirilmesi, yani oluşan sizin verdiğiniz bu 72 milyar TL'yi tekrar nakite çevirerek piyasaya getirmektir. Bunu kesinlikle Freddie Mac, Fannie Mae gibi kötü örneklerden dolayı bir kenara bırakmamamız lazım. Bu Türkiye'nin büyümesi için olmazsa olmazdır. Bununla birlikte sektörümüzün en önemli problemlerinden biri kentsel dönüşüm. Sayın Başkanımız da demin çok güzel ifade etti. TOKİ hakikaten kentsel dönüşümlerle, kendi projeleriyle gecekondulaşmayı bir nebze önledi. Ama mimari olarak ve şu anki İstanbul'un bilhassa deprem hattında olması ve sağlıksız konut stoğu sebebiyle kentsel dönüşümün olması lazım. Ama kentsel dönüşüm tek başına bir şey yapamaz. Kanunu çıkartmakla olmaz. Nedir bu? Kat mülkiyeti kanunu değiştirmemiz lazım. Siz bir binada, 10 dairelik bir binada bir kişi eğer binanın yıkılmasını istemiyorsa siz o binayı yıkamıyorsunuz. Bu hukuki boyutu. Finansal boyutuna geldiğiniz zaman veya insanların hakikaten bu deplase edilirken, insanlar taşınırken sosyal içeriği de çok iyi almanız lazım. Bunun için de imar haklarının transferi gerekmektedir. İmar haklarının menkulleştirilmesi gerekmektedir. Nedir? İmar hakkının transferi, kendi imar hakkını bir başka bölgede kullanabilme hakkıdır. İmar haklarının menkulleştirilmesi ise kişilerin kendi imar haklarının bir başka bölgede yerel yönetimlerle veya oluşturulabilirse vadeli işlemler borsasında fiyat volatilitesini bozmadan kendisinin bir başka bölgeye yatırım yapmasını sağlayacaktır. Bu çerçevede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na da bizim için, sektörümüz için bir milat olarak görüyorum. Sayın Bakanımız da bize göre bir şanstır çünkü sektörü biliyor, tanıyor ve hakikaten kısa sürede de eyleme geçebiliyor. İnşallah büyük metropollerin bir an önce 1/100.000'lik planları yapılır. Bu çok çok önemli. Çünkü artık yatırımcı nereye ne oranda hangi mimari miktarda proje geliştireceğini net bilmek istiyor. Bunu yabancı da istiyor. Artık kurumsallaşmış yeni proje geliştiriciler de istiyor. Biz eğer bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı çok iyi çalıştırabilirsek ki biz GİÖDER olarak bakanlığa her türlü desteği vermeye razıyız. Raporlarımızla, bütün yaptığımız çalışmalarla Türkiye'deki gayrimenkul sektörünün önünün açılacağına inanıyoruz. Ve hakikaten Türkiye'de de çok büyük bir potansiyel olduğunu ifade edebiliriz. 10 yıl içinde 6 milyon konut, bu dile kolay, çok kolay yapılabilecek bir şey değil. Ama kamu özel sektör işbirliğiyle olursa bunun altından da çok rahat kalkabileceğimizi düşünüyorum, inanıyorum. Beni dinlediğiniz için, sabırlarınız için teşekkür ediyorum. Tekrar sağ olun. Sayın Işık Gökkaya'ya teşekkür ediyoruz. Programda açılış konuşması yapacağı belirtilen konferansımızın destekçilerinden Ulu Türkiye Başkanı Sayın Haluk Sur, rahatsızlığından dolayı maalesef bugün aramızda değil. Kendisine burada geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Şimdi Başbakanlık Toplu Konut İdaresi adına açılış konuşmasını yapmak üzere TOKİ Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Şahin'i, Doktor Ahmet Şahin'i kürsüye davet ediyorum. Öncelikle herkese günaydın diyorum. Çok kıymetli konuklar, gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileri. Öncelikle ülkemizde yapı sektörü ve mimarlık alanında etkinliğiyle sektöre çok önemli katkılar sağlayan Yapı Endüstri Merkezi'nin organize ettiği konut konferansının konuyla ilgilenen tüm profesyoneller, sektöre hizmet üreten kurum ve kuruluşlar, ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm katılımcılar açısından başarılı olmasını diliyor.
konferansı düzenleyen YEM yöneticileri başta olmak üzere bu organizasyona katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'de konut yatırımları bir güvence sağlamak amaçlı geleneksel yatırımlar biçiminde oluşmuştur. Ancak günümüzde bu anlayış özellikle son yıllarda TOKİ'nin de öncülük ettiği konut profilini iyileştirmek ve konut açığı sorununu gidermek üzere gerçekleştirdiği çağdaş, yaşanabilir, kaliteli, güvenli yerleşim yerleri sunma konusundaki sorumluluk anlayışıyla yapılan planlama, mimari ve teknolojideki yeni gelişmelerin uygulandığı yeni ve modern projelerle ve değişmeye başlamış yeni bir yaşam statüsü sağlayan bir araç haline de gelmiştir. Elbette tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye ekonomisi açısından da önemli bir faaliyet alanı olan konut sektöründe de sorunlar, çözüm arayışları ve sürdürülebilir sistemler oluşturma gayreti gündemimizin ilk sıralarında yer almaktadır. Bugün Türkiye gibi hızlı kentleşme yaşayan ülkelerin karşılaştığı en önemli sorun, gerçek ihtiyaç sahibi kesimlere gelir ve tasarruf kalıplarına uygun, erişilebilir, nitelikli ve yeterli konut sunumunu sağlamaktır. TOKİ'nin hükümet programları, acil eylem planı ile tariflenmiş ve ülke genelinde başarıyla yaygınlaştırılmış toplu konut uygulamaları, ülkemizin kendi koşullarına uygun çözümler geliştirme kapasitesini de belirgin olarak ortaya koymuştur. Toplu konut idaresinin son 8 yıldır ülke genelinde sürdürdüğü konut sunumu, piyasa koşullarında kendi birikimleriyle veya ticari konut kredileri vasıtasıyla konut sahibi olamayan alt gelir grubu ve yoksul ailelerimize yönelik yapılan en etkin uygulama özelliğini taşımaktadır. Bugün insanlar artık sadece bir barınaktan çok yaşam biçimlerini şekillendiren çağdaş ve kaliteli alanlarda yaşamak istemektedirler. Bilindiği üzere 58. 59. 60. hükümetlerin acil eylem planları ve programları ile gecekondu sorununun çözümü ve alt gelir grubu ve yoksullara kira öder gibi taksitlerle ev sahibi olabilmesi hedeflenmiştir. Bugün itibariyle 81 il, 800 ilçedeki yaklaşık 2145 şantiyede yapımı başlatılan konut sayısı 513 bini geçmiş durumdadır. Böylelikle hükümetlerin hedefi, daha önce hükümetin başbakanın hedefi olan 500 bin konutu tamamlanmış. 2023'ün ikinci 500 bin konut hedefine de kararlılıkla devam edilmektedir. Bu konutların 378 bini sosyal donatıları ve çevre düzenlemeleriyle birlikte tamamlanmıştır. TOKİ tarafından üretilen konut sayısı altyapı ve sosyal donatılarıyla birlikte nüfusu 100 bini aşkın 20 şehir, yani tek başına da bir Bursa şehri demektir. Şimdiye kadar üretilen konutların kapasitesi. Bunların %85'i sosyal konut niteliğinde olup alt gelir grubu ve yoksullara yönelik, dar ve orta gelir grubuna yönelik, gecekondu dönüşümü kapsamında, afet konutları kapsamında ve tarım köy kapsamında 35 ayrı köyde de tarım köy projeleri devam etmektedir. Toplam 430 bin sosyal konut üretilmiştir. Konutlarla birlikte sosyal donatılar kapsamında 757 okul, 783 spor salonu, 84 yurt, 90 sağlık ocağı, 158 hastane, 435 ticaret merkezi, 379 cami, 37 kütüphanede inşa edilmiştir. Ayrıca bunların yanında 14 tane de, basından da takip edildiği gibi 14 tane de stat inşaatı da devam etmektedir. Bugünkü panellerde konuşmacılar konutun hem sosyal sorumluluk boyutuna hem de yatırım aracı olma kabiliyetine değinirken, aynı zamanda konut geliştirme süreci, tüketici yaklaşımları ve konut sektörünün ayrıcı özellikleri kapsamında değerlendirmeler yapacaklar. TOKİ olarak biz de konut geliştirme işinde öncü bir kurum olarak değişik gelir gruplarına alternatif uygulamalar ile farklı arsa ve konut örgütlenmeleri modelleri geliştiriyoruz. Tüm bu uygulamalarımızı 81 ilimizin tamamında ve ilçelerimizin de büyük bir kısmındaki örneklerle gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın imar, altyapı, ulaşım, ticaret, eğitim, sağlık, spor ve kültür gibi temel alanlardaki hizmetlere en yüksek standartlarda ve en kolay şekilde erişimini sağlıyoruz.
Uygulamalarımızın sonucu olarak son 8 yılda alt gelir grubu ve yoksulların ev sahibi olmasına ciddi katkı sağladık. Zaman zaman kuralardaki ağlayan insanların, mutluluktan uçan insanların görüntüleri basında da zaman zaman yer alıyor. Yoksul gruba yönelik 45-55 metrekare konutlar peşinatsız 20 yıl vadeli 100 TL'den başlayan taksitlerle satışa sunulmaktadır. Alt gelir grubuna yönelik olanlar ise 65 ve 87 metrekare konutlar 6000 TL peşin ve konut teslimiyle başlayan yaklaşık 300 TL taksitlerle 15 yıl vadeli olarak satışa sunulmaktadır. TOKİ'nin orta ölçekli ve orta ölçekli şehirlerdeki uygulamaları örnek olmuş ve bu şehirlerde ve ilçelerde yeni bir heyecan yaratmıştır. Bu uygulamalar fiziki altyapının gelişmesine, yaşam standardının yükselmesine ve sosyal gelişmeye katkı sağlamıştır. Ben bunların örneklerine değinerek çok fazla vakit almak istemiyorum. Zira sosyal anlamda da birçok gelişmelere parmak basılmıştır. Örneğin bir takım mahallelerdeki bu gelişmelerle suç oranlarında azalma, oradaki huzur ve asayişin artışında ve bölgenin tekrar rantının yükselmesinde birçok örnekler vardır. Ankara Çinçin örneğinde olduğu gibi. TOKİ'nin sürekli ve güvenilir konut arzı sayesinde konut satış fiyatları ve kiraları düşmüş, kurumumuzun ülke genelinde başlattığı büyük konut hamlesinin oluşturduğu pozitif ivme, diğer konut üreticileri için de sektörün cazip hale gelmesine katkıda bulunmuştur. Aynı zamanda TOKİ, Cumhuriyet tarihinin en büyük kentsel dönüşüm ve gecekondu dönüşümünü başlatmıştır. Kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan projelerdeki konut sayısı 235 bindir. Bu da oldukça güçlü, büyük bir rakamdır. Bunlardan 32 bini tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiş, kaçak yapılardan da bu bölgeler arındırılmıştır. Böylelikle gecekondu ve kaçak yapılaşmaya yönelme imajı kırılmıştır. Artık gecekondu yıkımları olaylarla değil, törenlerle gerçekleştirilmektedir. Ayrıca en az kaçak yapılaşmanın tasfiyesi kadar önemli olmak üzere TOKİ olarak gerçek kişilere verdiğimiz 10 yıllık vadeli kredi desteği, bu yıl için bu rakam 90 bin kişi başına 90 bindir. Kredi desteğiyle restorasyon uygulamaları yapılmasını sağlıyor, tarihi mirasımıza sahip çıkıyor. Bu özel yapıların tekrar kent ve mahalle hayatına dahil olmasına da destek veriyoruz. Bugüne kadar TOKİ tarafından kredi açılan tescilli eser sayısı 381, restorasyonu tamamlanan yapı 202 adettir. Tüm bu projeler ile uygulama yapılan kentsel alanların ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşulları kapsamlı bir yaklaşım ile iyileştirilmekte, belediyelerle yapılan işbirlikleriyle ekonomik, sosyal, kültürel açıdan bölgedeki yaşayan kesimlere yepyeni bir yaşam biçimi sunulmaktadır. Bu anlamda TOKİ'nin üstlendiği rol, sunulan devlet güvencesi ve tecrübesi projelerin başarısını, etkinliğini en üst düzeye çıkarmaktadır. Bu projeler ulusal olduğu kadar uluslararası düzeyde de örnek uygulamalar niteliğindedir. Ve idaremizin bu performansı Birleşmiş Milletler gibi muhtelif uluslararası organizasyonlar tarafından da izlenmekte ve ödüle layık görülmektedir. TOKİ bugüne kadar şu ödülleri almıştır. Birleşmiş Milletler Scroll of Honor 94 yılında onur ödülü almıştır. 2007 Barcelona Meeting Point organizasyonunda en iyi gayrimenkul projesi ödülü almıştır İspanya'da. Yine İtalya'da emlak ve konut sektöründe girişimcilik ödülü almıştır. Dubai Belediyesi'nin organizasyonunda Tobaş Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 26 en iyi uygulamadan biri olarak da ödüllendirilmiştir. Uluslararası TOKİ'nin çalışmaları bu şekilde takdire layık görülmüştür. Sonuç itibariyle bugün gelinen noktada piyasa koşullarında konut edinme imkanı bulunmayan alt gelir grubu ve yoksulların ciddi konut ihtiyacı ile şehirlerimizin kentsel dönüşüm ihtiyacı dikkate alındığında sosyal devlet olmanın bir gereği olarak kriz dönemlerinde özel sektör yatırımlarının yavaşladığı,
TOKİ şantiyelerinin ise Türkiye'nin dört bir yanına yayıldığı, 200'ün üzerinde sektöre katkı sağlayan konut inşaat yatırımlarının istihdamı ve üretimi tetiklediği, özellikle inşaatlarımızda niteliksiz işçilerin çalıştığı dikkate alındığında da ekonomik bir tedbir olarak TOKİ faaliyetlerinin ülke ekonomisi ve sosyal düzenine büyük bir destek sağladığı net bir şekilde anlaşılmaktadır. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sayın Doktor Ahmet Şahin'e teşekkür ediyoruz. Konferansımızın ilk anahtar konusu